Şimdi böyle bir takım fotoğraflar izleyeceğiz. Hani bu fotoğrafları izlerken aklınıza gelen kavram setlerini biraz hani yazalım istiyorum. Bu slaytlar bitince zaten kuramsal, kavramsal tartışacağız. Hocamızın dijital kültür ve dönüşümü üstüne verdiği eğitimi 3 kavramla anlatmam. Aklıma gelen 3 kavramı söylemem gerekirse bunlardan ilki dönüşen, hızlanan ve karmaşıklaşan bilgi akışı olacaktır. Diğeri bu dönüşümün getirdiği ve değiştirdiği mahrem anlayışı, üçüncüsü ise oluşabilecek özel tekelleşmenin sıkıntıları olacaktır. Tencent firmasını bilen var mı? Tencent, WeChat'in sahibi, büyük data, büyük veri şirketi, yapay zeka şirketi, dijital oyun üretiyor. Tencent aynı zamanda film endüstrisinde film üretiyor. Tencent aynı zamanda çevrimiçi akışım sitesi sahibi, WeTV'nin sahibi. Tencent aynı zamanda da animasyon firması. Her şeyi yapıyor. Söyleşide beni en çok etkileyen kısım, popüler kültürün insanlara ve insanların yaşam tarzlarına nasıl etki ettiğini öğrenmek oldu. Bunun da ötesinde popüler kültürün toplumlara, toplumsal olaylara ve hatta siyasi figürlere nasıl etki edebileceği, nasıl katkıda bulunabileceği, nasıl iletişimde olabileceğini öğrenmek de benim için en çok ilgi çeken kısımlardan bir tanesiydi. Bir diğer şey, hayran emeği. Hayran emeği önemli bir olgu. Hani akademisyenlerin, popüler kültür çalışan, hayran çalışan akademisyenlerin üzerinde durduğu bir olgu BTS. Bir topluluğa ait olma duygusu, o biz olma duygusu çevrimiçi bütün ortamlarda devam ediyor. Bir son olgu, bu yeni olgulardı bu slaytta. İvmeme hızlanma konusu. Bu dönem biz hep yüksek lisansta bunu çalıştık. Biraz Ertan sen bahseder misin? Uzam ve zaman sıkışmasından. Hocam bir notlarımı açıp yapayım mı hocam bunu? Çünkü çok karmaşık ve nereden Aslında mesela buna şunu örnek vereyim. Netflix'i kimler Netflix izliyor, kullanıyor ortamını? Ha, herkes de Ben var kullanıyorum. galiba. Değil mi? Netflix'te dizi izlerken sıkılıyorsunuz değil mi? Böyle şöyle fış yapıyorsunuz değil mi? Kaydırıyorsunuz. Verileştirilmiş toplum meselesi artık hani bu platform ekonomisine entegre. Bence burada şöyle bir şey de var. Veri eşitsizliği. Tamam biz veri olduk da verilerin sahipleri kim diye sorulması gerekiyor. Hepimiz veriyiz. Peki ama bu platformlardaki verinin sahipleri kim? Tabii ki platformların sahipleri, platform sahiplerinin işbirliği yaptığı devletler. Ama burada Arjun Apadurai'nin önemli bir şeyi var, konuşması var New York Üniversitesi'nde yaptığı. Veriler kuzey ve güney arasında eşit dağılmıyor diyor. Ben hani Yaşlanma Çalışmaları Derneği'nde olduğumuz için daha yaşlılar özelinde bir söyleşi bekliyordum. Fakat Mutlu Hoca bize daha geniş niteliğinde bir söyleşi düzenledi. Asya'daki bu konserler, dijital dünya çok geniş niteliğinde ve bizim hiç bilmediğimiz şeylerden bahsetti. Hepimiz zaten hani fazlasıyla şaşırmıştık. Ben izlemenizi öneririm.